Ve efendim diyetisyenimiz Emre Uzun'la beraberiz. Sağlıklı yaşamda en önemli etken sağlıklı beslenmek. Biz aslında burada zayıflamaktan çok sağlıklı beslenmenin yollarını öğretiyoruz. Aha. Öyle değil mi Emre Hocam? Kesinlikle, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? İyi olmaya çalışıyoruz inşallah, daha iyi olacağız. Biz hemen konumuza girelim Emre Hocam. Diyelim ki rejim yapamayan ve kilo veremeyen hastalar için kalorisiz zayıflatma yöntemleriniz nelerdir? Hemen böyle bir konuya girelim. Bazen bu tarz danışanlarla karşılaşmaktayız. Hani ben diyet moduna giremiyorum, kaloriyi kısamıyorum veyahut da zayıflayamıyorum diye şikayetlerle. Hani ben hiç diyet yapamıyorum, hiç başlamayalım hocam. Hani çünkü hep aynı bir liste vereceksiniz. Şu sabah bunu, öğlen bunu, akşam bunu. Ben bunları yapamıyorum. Aklımda diyet olsun istemiyorum diye şikayetleri olan böyle danışanlar oluyor. Ya yani onlar için aslında benim bir kendimce bir diyet sistemim var zaten. Üçgen diyet sistemi diyorum hani bunlara. Tamamen şu şekilde. Kalorisiz, hani tamamen bir kalorilere bağlı değil ama onun sağlıklı beslenmesini sağlayacağı şekilde beslenmesini ve öğünlerin düzenlemesini sağlıyorum. Hani bir söz var ya, bu sabah kilo verdiriyor mu peki? Verdirir. Çünkü günün erken saatleri metabolizmamızın hızlı olduğu saatlerdir. Hani akşama doğru yavaşlar. Günün metabolizmamızın hızlı olduğu saatleri biraz daha rahatça beslenirsek ve metabolizmamızın yavaşladığı gece geç saatlerde daha dikkat edersek hiçbir sıkıntı yaşamayız. Hani belki kilo vermemiz o kadar hızlı olmaz. Bir diyet programında olduğumuz gibi olmaz. Ama yine de kişi kilo verir. Belki bu uzun süreçte olur ama yine kilo verir. Hı hı. Mümkün olunca zaten bu tarz kişiler... Hem de sıkılmadan. Evet, bu tarz kişiler zaten gece kaçamak yapan, yani gece daha fazla yiyen kişilerdir zaten. Biz onları kestiğimizde veyahut da bu diyet dışında abur cuburlar olsun veyahut da alkol olsun, bu tarz şeylerini azalttığında zaten kişi otomatikman zaten bir kilo vermeye başlıyor. Emre Hocam bir şey soracağım. Diyelim ki geç vakte kadar çalışan insanlar evet. için bir sorum olacak Özellikle size. Bankacılar. Bankacılar, bizim sette çalışan oyuncular. Yani biz çok geç saatlere kadar çalıştığımız oluyor. Evet. Dolayısıyla normal aslında 7'ye kadardır ya. Hani 7'den sonra bir şey yememeyi tavsiye eder tüm diyetisyenler ve sağlıklı beslenme uzmanları. Fakat hayatı 7'den sonra devam eden, işte gece vardiyasında çalışan insanlar için. Nöbette olanlar. Peki onlar nasıl beslenmeliler? Nasıl sağlıklı yaşamlarına ya, devam etmeliler? Şu şekilde, aslında kişi yatmadan 2 saat önceye kadar beslenebilir. Ben onların aç kalmasına karşıyım. Örnek veriyorum. En son tamam 7'de yenecek diyoruz ama kişi 3'te, 4'te, belki 5'te yatıyorsa bu öneriyi verdiğimizde kişi bu sefer zorlanıyor ve aç kalıyor ve bu sefer hazır gıdalara veyahut da abur cuburlara yöneliyor. Tabii. En azından onun önünü kesmek için belki şu olabilir. Her 2 saatte bir ara öğün koyabiliriz. Hani bu daha çok tok tutacak. Peki öyle yaşayan hastanın biyolojik saati de normal ritimde yaşayan insan gibi aynı mı? Aynı olmuyor onun tabii. Onun gecesi gündüzüyle birbirinden Kesinlikle. Farklıdır değil mi? Sabah 7'de kalkan insan gibi değildir. Kesinlikle. Ya benim oyuncu danışanlarım da oldu. En çok zorlandığımız konulardan biri buydu. Yani o setin dediğiniz gibi sette çalışanlar süresi uzuyor. Belki sabah 4'te bazen sabah 5'te bittiği zamanlar oluyor. Onlara dediğim gibi geceleri belli 2 saatte bir ara öğün vermek hem metabolizmalarını hızlı tutuyor hem de aç kalmayarak hani böyle bir daha farklı şeylere yönelmesini de engelliyor. Hı hı. Hani o saatte belki bir ana öğün çok yüksek kalorili olur, kişiye yağ olarak geri döner ama en azından ara öğünlerle hem bir açlık yaşamasını engelleyebiliriz. Burada en çok başvurduğum besinler leblebi olabiliyor, sarı leblebi özellikle kişiyi tıkıyor, tok tutuyor. Belki süt, yoğurt tarzı oluyor. Hem bu tarz proteini, aldığı proteinle kişi daha uzun süre tok kalabiliyor. Hı hı. Yani hafif ara öğünlerle 2 saatte bir kişinin aç kalmasının önüne geçebiliyoruz. Peki hocam, en çok atıştırmayı seven ve morali bozukken kendini buzdolabının önünde bulan hasta tipi için neler yapıyorsunuz? Yani bunlara mutlaka, bu tarz kişiler zaten öğün araları oldukça uzun olan kişilerdir. Yani bunların oldukça öğünlerini sıklaştırıyoruz. Çünkü iştahı yüksek olunca kişiye hani 4 saatlik bir açlık öğün arasını vermek kişiyi hani başka şeylere yönlendiriyor. En azından onu engellemek için sık sık 3 saatte bir, belki hani hastalığı, diyabeti ya da insülin direnci varsa onu en azından 2,5 saatte bir öğün vererek de yani öğünlerini çoğaltarak da bunun önüne geçebiliyoruz. Çünkü biraz sonra yine çıkaracağımız Şeyma'yı çıkaracağız. 30 kilo zayıflattığımız evet, danışan. Ameliyatsız evet. 30 kilo doktorumuz Emre Uzun tarafından verdiği sağlıklı beslenme programıyla zayıflayan arkadaşımızı buraya alacağız. Hatta davet edelim şimdi isterseniz. Olur olur Şeyma'yı. Tamam Şeyma Hanım alalım böyle. 30 kilo verdi kendisi ameliyatsız olarak Emre Bey'in kendisine verdiği beslenme tarifleriyle. Hoş geldiniz. Mikrofonumuz var değil mi? Siz şöyle ortaya alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Çok mersi. Sizi hiç kilolu olmuş gibi hayal edemedim şimdi. Fotoğraflarını görünce siz de şaşıracaksınız. Hiç kilolu olmuş bir insan görüntüsü yok.
30 kilo mu verdiniz? 31 kilo oldu hatta. 31 evet. Kilo. Koruma, gitgide artırıyoruz. Kilo koruma döneminde de vermeye devam ediyor. Almak yerine. Peki önce hocamdan sizin hikayenizi ben hocamdan alayım, daha sonra sizden öğreneyim. Bahsettiğim gibi gece kalkıp yemek yeme olayları veyahut da kendini buzdolabı başında bulma olayları hepsi Şeyma'da da mevcuttu. Şeyma'nın da öğün sıklığını arttırdık. Hani bunların öğün sıklığını arttırarak önüne geçebiliyoruz. Ve daha sağlıklı ve hani aç kalmadan da zayıflamasını sağlayabiliyoruz. Hani dediniz ya hiç şişman gibi düşünmüyorum. Hani geldi. Hiç. Bu tarz veren kişilerde de böyle yanak çöküklüğü veyahut da gözün çukurlarının içine düşmüş şekli görüyorsunuz. Hani o da zaten, yaşımız da daha çok evet, genç. Çok genç. Ve sağlıklı bir şekilde zayıfladığı için yanaklara çökme de olmadı. Evet evet, hiç çökme, böyle süzülmüş havası yok. Tamamen diyorum tamam, ya kesinlikle. Kendi zaten doğasındaymış gibi duruyor. Peki ne yedi, ne içti? Hatta ondan önce şunu da söyleyeyim. Hani direkt kamera arkasında onu konuştuk. Hani kolunu kaldığında böyle sarkma da yok. Yani 30 kilo vermiş kişide kas kaybeden kişilere daha fazla sarkma da olurdu. Şeyma'da bu sarkmayı da görmedik. Ne yaptınız? Daha ya ziyade tamam, protein ağırlıklı mı beslendi? Şimdi Şeyma'nın öncesi beslenmesi çok kötüydü. Yani iki öğün yerdi. Ve önceki beslenme sistemini bir Şeyma anlatsın. Emre Hoca'dan önce 30 kilo vermeden önce Şeyma nasıl yemek yiyordun? Nelerle besleniyordun? Ne gibi yaramazlıklar yapıyordun? Sabah kalkıp okula gidiyordum. Lisedeydim. Kilo almaya başladığım dönemdeyim. Bu arada Şeyma'nın eski hali ve yaramazlık yaptığı dönemlerdeki fotoğrafları da ekranımıza geldi şu anda. Öncesi ve sonrası olmak üzere. Kahvaltıyı simitle açma ile yapıyordum. İkisini de yiyordum. Hem bir tanesi de kesmiyor. Ondan sonra öğlen geldiğinde hamburger tarzı şeyler okul kantini. Eve geldiğimde genelde bir şey yemiyordum. Akşam yemeği olduğunda sebze varsa sebze yemiyorum kesinlikle. İşte makarna, pilav hangisi varsa gece onları tercih ederim. Gece yatmadan önce atıştırır mıydın? Aç karnı uyumaz derdim ben. Açken hiç uyuyamıyordum o dönemler. Şimdi tokken uyuyamıyorum. Mutlaka tost yapardım genelde. Sevdiğim için çikolata de. Çikolata sever miydin? Aşırı. Çok şimdi fazla. Çikolata? Şöyle yiyorum, yine ölçülü şekilde yiyorum. Hiç yemiyorum diye bir şey diyemem. Ama bitter çikolata yiyorum. Kontrollü yiyorum. Eskiden bir tane büyük paket aldığımda hepsini bitiriyordum. Şimdi iki kare yiyip kendime frenlemem gerektiğini biliyorum. Çünkü ya diyet sistemi aslında yasaklı değildi. Kontrollü beslenmeye çevirdiğimiz zaman zaten hani şey yapmıyor. Sonradan kilo alınmıyor. Evet. Biz bunu sağladık. Hani mesela örnek veriyorum, Şeyma çikolatadan vazgeçemeyen biri olsaydı tamamen diyetinde yine çikolata içerikli bir diyet olacaktı. Eğer biz Şeyma'ya çikolata yasaklarsak zaten diyet bittikten sonra Şeyma o kilo geri alırdı. Ama biz diyeti bıraktık. Üstünden 5 ay gibi bir süre geçti. O sürede de 2 kilo verdi Şeyma. Hocam mesela ben kendim bir şey soracağım. Vazgeçilip vazgeçilemeyen gıdalardan birçok şeyden vazgeçebiliyorum. Fakat hayatımdan şekeri çıkarttım. Bir tek Türk çayını çok seviyorum. Çay çok seviyorum. Çayda şekersiz tüketmeyi asla beceremedim. Onun için de tatlandırıcıyla içmek zorunda kalıyorum. Çünkü eğer ben o istediğim tatta tüketirsem herhalde beni de çok uzun süre zayıflatmamız gerekecek. Ben şunu söyleyeyim size. Ben öğrencilik hayatımda yani üniversite 2. sınıfa kadar bir çay bardağı böyle çaya 2 tatlı kaşığı şeker atardım. Ben şekeri çok düşkünüm ve çok severdim. Bunları öğrenmek o kadar güzel ki insan kendini hiçbir zaman yapamayacağım, dedirttirmeyecek. Kesinlikle. Aslında sohbetler yapıyoruz şu anda. Hani ben asla yapamam. İşte hocamızın kendisi bile itiraf ediyor. İki çay ve iki tatlı kaşığı. İki tatlı kaşığı çayına şeker atan doktorumuz şimdi sağlıklı beslenmeyi yaşıyor, yaşatıyor da aynı zamanda. Çünkü umudunuzu kaybetmeyin. Kesinlikle bir alışkanlık işi bu ya. Ben bazen diyorlar ben bu sebze yemeği hayatta yemiyorum. Bir deneyin, bir zorlayın. Onu 8 gün böyle denedikten sonra zaten onu yemeye, sevmeye başlıyorsunuz. Biz bunu zaten üniversite hayatımızda yaşadık. Hani yurtta kaldığımız dönemlerde ben mesela mantarı sevmezdim. Ama yurtta kaldığımız dönemde hep mantar çorbası çık. Belli süre sonra mantar çorbasını da sevmeye başladık. Asla dememek lazım değil mi? Alışkanlık işi tamamen. Peki psikolojik olarak herhangi bir etkide bulundunuz mu? Onu anlatacaktım. Tabii. Ben çok eskiden gitmiştim bir diyetisyene. Dedim bu sıkıntımı dile getirmiştim. Ben çok çay tüketiyorum. Ve çayımı şekersiz içemiyorum. Kahvemi, bitki çaylarını hepsini şekersiz tüketiyorum. Bana dedi ki senin o kadar çay içecek boş vaktin var mı deyince kendi kendime o kadar sinirlendim ki. Halbuki yani hayır evet çok yoğunum, daha da yeni bebek sahibi olmuştum, koşturmam vardı ama o kadar çok çay içmeyi sanki boş vakitli bir insanın yapabileceği bir şey gibi benim kafama nakşedince çaydan bir ara bir soğumuştum gerçekten. Sizin de öyle uygulamalarınız oldu mu? Şu dönem şöyle oldu, 8 ay gibi bir süre zayıfladığım için bu süreç aslında zorlu geçti. Hani sonlarına doğru mesela Şeyma'nın pes edeceği zamanlar oldu. Bırakıyorum dediği zamanlar
zamanlar oldu. Artık gitmiyor dediği zamanlar oldu. Ama bu dönemde de iletişimimizi koparmamız için hani hadi gel bir daha gel olmasa da gel diye dürtmelerimiz de aslında bir nevi başardık. Çünkü bu son zamanlar özellikle çok zorlu oluyor. Çünkü Şeyma'nın ben bilirim ağladığını, artık şey yaptığını, olmuyor gitmiyor takıldı burada. 60'lardaydı galiba, 61 ya da 62'lerde. 70'lerde takıldım, 65'te takıldım, 60'ta takıldım, çok takıldığım süreç oldu. Diyetin biz hep en başlar zordur diyebiliyoruz. İlk başladığında alışmak zordur. Halbuki tam tersi oluyor. İlk başlarda yine uygulamada bir şekilde beceriyoruz. Uyguladıkça kilo hızlı gidiyor. Hızlı gittikçe de motive oluyoruz. Sonra zaman ilerledikçe, diyete alıştıkça biraz yavaşlamaya başladığında daha zorlaşıyor. Evet, ben çok pes ettim, çok gelmek istemiyorum dedim. İletişimimizi koparmadık. Biraz Emre Bey'in zorlamasıyla geldim. Biraz işte ben kendim gayret ettim. Doktorun takip eden, hastasını takip eden doktor yani. Motivasyon çok önemli çünkü bu süreçte. Tabii. Peki Şeyma kaç yaşındasın? 22. 22. 22 de metabolizmanın çok hızlı çalıştığı evet, bir dönemde. Tabii tabii. Peki herhangi bir rahatsızlık, hastalık var mıydı Şeyma'da? Ya hastalık rahatsızlıktan ziyade şöyle bir şey vardı. Şeyma'yla bu süreçte şunu tespit ettik. Protein çok yaramadığını gördük. Hani proteini ağır bir beslenmede çok iyi yanıt vermediğini gördük. Daha çok sebze, meyve ağırlıklı bir diyet uyguladık. Hani biraz daha vejetaryen beslenmeye yakında. Ama bu sadece Şeyma'ya özgü bir durumdu. Yani diyet tamamen kişiye özgü bir durumdu. Tamamen yine sağlıklı besleme çerçevesinde. Örnek veriyorum, karbonhidrat oranı %55-60, protein oranı %12-15. Yine yağ oranı %25-30. Yine bu aralıklarda oluyor ama belki biraz daha sebze meyve ağırlıklı. Yani sebze ağırlıklı bir beslenmeyle aslında bazı süreçleri, bazı tıkandığımız yerleri açtık. Hı hı. Tamam, bazı farklı kişilerde protein yarar, proteine daha iyi yanıt verir. Diyet tamamen burada kişiye özgü. Hani Şeyma'nın diyetini başkası uygulasa belki Şeyma gibi iyi bir sonuç almayacak. Belki 5 kilo bile veremeyecek belki. Peki o gazetelerde okuduğumuz verilen diyet listeleri o zaman herkese uygun değil. Kesinlikle bir, yani. Hani her sabah kibrit kutusu kadar beyaz peynir, öğlen işte bir elma, akşamüstü atıyorum bir ızgara balık gibi verilen tarifler herkese uyan tarifler değil. Değil. Bana bazen sosyal medyadan çok diyor. Hocam o zayıflattığınız diyetleri paylaşın biz de yapalım, biz de yapalım diye de. Ben bir ara normal bir sağlıklı beslenme diyeti paylaştım ama ya uygulanmıyor. Ve bu diyet tamamen kişiye özgü. Hani... Peki şimdi neler yiyorsun? Şu an sebze ağırlıklı besleniyorum. Aktif diyet yaptığım dönemde şu an koruma dönemindeyim. Aslında aktif diyet yaptığın dönemden bir bahsedelim. Yani sen şimdi 70 kilo muydun? 87 kiloydum. 87 kilo. Şu an 55. İnanılır gibi değil. Ve ameliyatsız spor yaptın mı? Yani... Çok devamlı aktif şekilde yaptım diyemem. 2 ay spor salonuna gittim, bıraktım. 1 ay ara verdim. 3 ay gittim, evde 1 ay egzersiz yaptım. Hep o şekilde başlamalı bırakmalı oldu. Peki şimdi o dönemde nelerle beslendiğini lütfen bize anlat. Ama buradan tekrar hatırlatalım. Bu tamamen Şeyma'ya özel kesinlikle bir uygulama. Çünkü Şeyma'nın metabolizmasına göre, onun yağ yakımına uygun, onun vücuduna uygun besinlerle verilmiş bir diyet programı. Herkes ben de bunu uygulayayım demesin. Biz Şeyma için ne uygulandığını şimdi dinleyelim Şeyma'dan. Birinci yanlışımdan başlıyorum. Sabah geç kalkmak. Sabahları 11 gibi uyanıp kahvaltılıkları hazırlayıp televizyon karşısında çok rahat bir şekilde, televizyon izledikçe yeme de artıyor, çok rahat bir şekilde oturup kahvaltımı yapıyordum. Onu değiştirdik. Sabah 9 ile 10 arasına aldık. Sabah uyanınca hemen kahvaltı yapmam gerektiğini düşünüyorum. Kalkıp hazırlıyordum kahvaltımı. Sağlıklı beslenme açısından şart yani. Kahvaltı çok önemli, çok değil önemli mi? Erken vakitlerde olursa daha iyi olur. Ne kadar erken metabolizma için o kadar erken. Çünkü metabolizmanın en iyi çalıştığı vakitler bu zamanlar. Ondan dolayı yani biraz bunu bir... Çünkü kişi uyandıktan sonra maksimum bir saat sonra kahvaltıya oturmalı. Çok fazla ertelememeli. Bazen oluyor 11-12'de kahvaltılar kayıyor. Ya bunu imkan olduğunca geriye doğru çekmeye çalışıyoruz. Kahvaltı saatimiz günde saat kaç olmalı? Ya ideali... İdeal saat? 7-8-8-9. Yani bu saat 9'u geçmeyecek. Yani 9'u geçmeyecek. 9'u geçmeyecek. Peki bu yeni moda dediğimiz brunch sistemi o zaman tehlikeli. Sağlıksız kesinlikle değil mi? Kesinlikle. Geçen o konuyla ilgili bir yazı da yazmıştım. Çünkü örnek veriyorum, kahvaltıyı öğleyi birleştirdiğimizde 700-800 böyle bir kalori alırken brunchta 1200-1300-1400 kalorilere ulaşan bir kalori alıyoruz. Çok çünkü tehlikeli. Ve bir de açık büfe olduğu için kişi kendini kaybediyor orada. Hemen aşırı zaten besin. Kaybetmeye çok müsaitiz. İştahlı bir toplum olduğunuz için. Zaten insanoğlunun yapısında iştah var. Sadece bizim toplumumuzda değil. Peki kahvaltıyı çok uzun keyfe keder yapıyordum dedin. Daha sonra neler yiyordun kahvaltıda? Çikolatalar, ballar. Evet, evet yani ekmekle beraber, beyaz ekmekle beraber bunları tüketiyordum. Diyete başladıktan sonra zaten kahvaltıyı da değiştirdik. Ne yiyeceğim belliydi. Onları sadece bir tabağa hazırlıyordum. Fazlasını yanıma da almıyordum.
İşte iki parmak kalınlığında beyaz peynir yiyeceksem sadece o kadar koyuyordum. Fazlasını koymuyordum, kesinlikle ayırıyordum. O da zaten beni bir şekilde kısıtladı hep. Ondan sonra 9-10 arası kalkıp kahvaltımı yapıyordum. 12.30-1 arası öğlen yemeğimi yiyordum. Haşlanmış sebzeyle yoğurdum oluyordu genelde. Onun haricinde ara öğünüm oluyordu 3.30 gibi. Ama her gün bunları yemiyordun herhalde. Her gün değiştiriyordum. Bir hafta sebze yiyordum. Öteki hafta ızgara, tavuk ve salata yiyordum. Yok, yer yer. Mesela yoğurt diyordu. Yoğurt diyet miydi? Yok şöyle. Ben onu o konuda çok sıkmıyorum. Hani illa light ürün, diyet ürün kullanacaksınız diye bir şart sunmuyorum. Çünkü bazı oluyor. İşlenmiş besinlere karşı oluyor. Ben doğal besleniyorum, doğal tüketiyorum. Onlara da karşı çıkmıyorum. Ama genel itibariyle dikkat ettiği zaman yine sonuç alıyoruz. Bazen kısıyoruz, bazen içeriği değiştiriyoruz. Yine sonuç alıyoruz. Ya tamamen aslında biraz bir Şeyma'nın beslenmesini sağlıklı... Peki kaç ay sürdü Şeyma'nın beslenmesi, zayıflama süreci? 8 ay. Ama böyle çok şey yapmadık. Çünkü bir gün izin günü veriyorduk. Bir gün yine canını çekti. Ye diyordum, tatlıyı bazen yemiyordu. Ye diye ben ısrar ediyordum. Hani çünkü sıkılmadım. Evet. Korku o süreç çünkü çok oluyordu mesela. Yiyin diyorum. Bir gün tatlınız var. Bazen sütlü tatlı veriyorum. Bitter çikolata. Bazen herhangi bir... Veyahut da ana öğün olarak da yer yer izin verdiğim danışanlarım oluyor. Mesela bizlere çok düşkünmüş. Daha önce çok tüketiyormuş. Hani bir gün ye diyorum. Çünkü hem bu süreçte... Mesela bizim bugün mutfağımızda pişecek olan sebzeli pizzadan Şeyma yiyebilir değil mi? Yiyebilir tabii ki. 2-3 dedim yiyebilir. Onun yediğini görmek istiyorum. Sanki böyle aylarca aç kalmış gibi yok. Ben çok yiyorum aslında. Canım çok güzel yapmıştır. Tahmin edeceğim. İşte bu çok önemli bir şey. Yani bir hastanın zayıflaması insanda hani ah yavrum çok aç kaldı. Evet, ya da anneler hep der ye ama ne olacak sen daha gençsin. Doya doya aslında doya doya zayıf. Senin annen de diyor muydu öyle bir şey? Ye kızım ye sen daha gençsin. Hayır yakarsın. Demiyordu zayıfla kızım diyordu sen genç bu yaşta nasıl böyle. Ailelerin burada üstüne çok görev düşüyor. Çünkü çocukları çok yediği zaman sanki sağlıklı besleniyormuş zannettikleri için çocuk biraz dikkatli yemeye başlasa ne yapıyorsun sen sınavların var yiyeceksin işte yemen gerekiyor gibi çocukları yanlış yönlendirmeler yapmayın çünkü ilerideki yaşlarda obeziteye sebep olduğunuz gibi kolesterol, şeker, tansiyon gibi hastalıklarına bile sebebiyet verebilirsiniz. Kesinlikle. Peki hocam şimdi sen gece diyelim ki Şeyma sizi hiç gece aradı mı ben ne yapacağım çok fena çikolata krizim tuttu çok diye. Çok sık yazardı WhatsApp'tan yazışırdık özellikle biz hani evet. İletişimde olurduk hani bir sıkıntı sorun olduğunda bana söylerdi veyahut da bir davete ya da bir ziyafet olduğunda hani ne yiyeyim ne yemeyeyim veyahut da bozdum ne yapayım diye. Ya bu tarz şeylere zaten anında müdahale etmemiz de büyük bir artı sağladı bize. Peki biraz önce diyet ürünleri çok tükettirmiyorum dediniz. Neler tercih ettiniz peki? Yani nelere yönlendirdiniz Şeyma'yı? Ya tamamen yani örnek veriyorum. Hazır gıdalardan mümkün olunca uzak tutarak hani doğal beslenmesiyle. Hani evde ise sebze yemeğini yine yiyecekti. Ya da kuru baklagil yemeğiyse yemeğini veya et ise ızgara, haşlanmış ya da fırında pişmiş yöntemlerini tercih ederek beslenmesini sağladık. Sağlıklı beslenmesin yani ve sağlıklı besleniyorsun herhalde. Evet, biz toplum olarak bir de şöyle bir algı var bize. Dışarıya çıktığımda evden yapıp yanımda götürüp yiyemem gittiğim yerde. Öyle sanıyoruz. Evet. Ben üniversiteye gidiyordum. Okula giderken yanımda çantama koyup sebzemi, yoğurdumu, yoğurdu da evden götürüyordum. Birlikte götürüp okul kantininde oturup, sınıfımda oturup ya da bir kafede oturup rahatça yiyebiliyordum. Ve kimse de tuhaf karşılamıyor. Aslında evet, bu alışkanlığımızı edinsek bu çok güzel bir alışkanlık. Evet. Evde kendimizin yaptığı yemekleri yanımızda taşısak. Ben bir ara yaptım aslında öyle bir şey. Arkadaşlarımla buluşmaya gittiğimde alıyordum yanıma. Şunu bana ısıtır mısınız diyordum. Şöyle bir bakıyorlardı tuhaf tuhaf ama yapıyorlardı sağ olsun. Bir de bir şey soracağım. Şimdi 8 ay çok mantıklı bir süre. Evet, yani 87 kesin. Kilodan şimdi şu anda kaç kilosun? 55. 55 kiloya düşmüş. 32 kilo vermiş bir evet. Hasta için. Çok sağlıklı bir zaman. Evet. Çok hızlı kilo verilen programlar var. İşte bir ayda 20 kilo verdiler. Şimdi işte evet. Bunların nedenle yararlı ve zararlı olduğunu konuşabilir miyiz? Çünkü zaten onu dedim ilk başta. Şeyma'nın yanakları duruyor mesela. Eğer Şeyma hızlı ve yağdan değil de kastan kilo verseydi zaten bu yanaklar içi çökük, gözler içi çökük olmuş olurdu. Zaten bu hızlı kilo verenlerde hep bu tarz şeyler oluyor. Bana söylüyorlar ya ben hızlı kilo verdim ama benim yanaklar içi çöktü hocam. Benim yanaklar içi çökmesin diyorlar. Zaten bu zaten kişi yağdan verdiği zaman böyle Şeyma gibi zaten sağlıklı bir şekilde vermiş oluyor. Kastan gidiyor. Kastan zaman, gidiyor ve vücuttan su kaybediyor. Bazen şey çıkıyor zayıflama eşofmanları diyor çok fazla terleten eşofmanlar. Bu da çok soru geliyor. Ben diyor, evet onu da sormak istiyorum. Sağlıklı eşofmanları diyorlar. Bazen streçleri gövde bölümüne sarıp daha hızlı çok terlemek için yapılan şeyler var. Aslında bu tarz şeyler kişiden daha fazla su kaybettiriyor yağ değil. Bu da zaten 3-4 günlük bir zayıflama oluyor. Veriyor 2 kilo, 3 kilo artık kaç kiloysa zaten bir hafta... Peki spor yapan bir insanda bu etkisini gösteriyor mu?
Ben mesela spor yaparken bağlarım belime. Kendini ilgilendiren bir şey olduğu için hemen tekrar konuya değineyim. Şöyle bir şey. Aslında yapılan spor zaten kişinin zayıflamasına yardım ediyor. Ama orada yapılan şey kişiyi daha çok terletmek, daha çok zayıflatmak veyahut da daha çok yağ yakım anlamına gelmiyor. Hani orada kişi daha fazla su kaybediyor. Tartıya bir çıkıyor, aa vermişim ben 2 kilo diyor. Ama o verdiği 2 kilo ne yağ mı? Yağ değil su. Yağ değil su tabii. Veyahut su kaybı. Veyahut da aç kalarak zayıflamaya çalışanlar oluyor. Çok düşük kalorili diyetler uygulayarak zayıflamaya çalışanlar oluyor. Zaten bunlar da verdikleri büyük oranda kas ya da su oluyor. Bu aç kalarak zayıflamaya çalışanlar daha çok aslında yağlarını koruma altına alıyorlar, öyle tabii, değil mi? Vücut kendini bir nevi koruyor. Çünkü çok fazla girdi, az girdi var. Ne yapıyor? Az olanla yetinmeye çalışıyor. Allah Allah, her gün bana bir gıda geliyordu, gelmiyor deyip gelmiyor. İçindeki yağları bu sefer koruma kendini, altına alıyor değil bu mi? Bu şeyde de öyle, sporda da öyle. Kimisi şey diyor, ben zayıflamak adına çok fazla ağır sporlar yapıyorlar. Çok fazla nefes nefese kalıyorlar. Aslında bu yine kişiyi zayıflatmıyor. Ben zayıflamak adına yürümek koşmaktan daha etkili. Ya yürüyün diyorum, koşmayın diyor. Hani 4-5 de olur bu yürüyüş bandında. 5-6 olur, bu kişinin kondisyon durumuna göre değişir. Ama nefes nefese kalmayın. Hocam aslında siz çok güzel söylüyorsunuz. Yani hiç kimseyi zorlamadan, evet, ne zayıflarken ne spor yaparken kendimizi asla zorlamamamız gerekiyor. Kesinlikle. Tatlı tatlı, alışkanlık haline getire getire, beslenme şeklini ala ala hayatımıza geçirirsek kendi kendine de zaten kilo vermiş oluyoruz. Tabii. Anladığım kadarıyla. Ve şu da önemli, diyeti asla bir dönem olarak algılamamak gerekiyor. Diyeti bir yaşam tarzı, bir alışma süreci olarak algılamak gerekiyor. Eğer zaten diyeti bir dönem olarak algılasaydık, bu arada geçen 5 ayda Şeyma o kiloları hemen geri alırdı. Evet, bu kiloları geri almamak için de özel bir beslenme sistemi, tabii, uygulamaya çalışıyorlar ondan sonra. Halbuki o sağlıklı beslenme düzenine geçilse bu ondan sonra hayat biçimi hayat haline biçimi devam oluyor. Eder. Kilo vermeye devam ediyor mu Şeyma? İşte dediğim gibi biz aslında kilo korumaya geçtik 57'de. 5 ay gibi bir süre geçti bizim görüşmeyle, biz Mart'ta ya da Nisan'da bıraktık, evet, diye sürecini. Ve o zamandan bu zamana 2 kilo daha verdi. Aslında şimdi diyet sürecini bırakmış değil, sağlıklı beslenmeye sağlıklı devam beslenme ediyor, evet, değil mi? Şimdi neler yiyorsun mesela? Şimdi dışarıya çıktığımda ben de pizzamı yediğim oluyor. Hiç yemiyorum dersem yalan söylerim. Canım çok istediğinde ben de yiyorum. Ben de hamburger yiyorum. Ben de tatlı yiyorum. Ama bir gün yediysem haftada diğer günler bunu dengelemeye çalışıyorum. Şey diğer diyor. Günler dikkat ediyorum. Ben saçını alıyorum bir taraftan Şeyma'nın. Saçların da çok güzelmiş bu arada. Bu arada diyet yapan insanların saç ve dişlerinde de eksilmeler, evet, oluyor. Bak mesela Şeyma'nın hiçbir şey olmamış. Evet. Saçları ipek gibi maşallah. Çok düşük kalori diyet uygulandığında yine demir, çinko yetersizliği görülebiliyor. Buna bağlı olarak da tırnak kırılması, yine saçlara dökülme de görülebiliyor. Yani ara ara bu tarz şikayetler aldığım da oluyor danışanlardan. Hani ne yapalım diye. Bununla yine bir kan tahlili yaptırıp, yine bir hekimle görüp demir tableti ya da çinko tabletleri kullanabilir. Ya da beslenmesini o yönde kaydırabilir. Biraz daha et, kuru yemiş ağırlıklı, yani demir ve çinkodan zengin besinlere yönelebilir. Mutlaka demir, evet, çinko takviyesi gerekebilir yani. Tabii gerekebilir. Düşük kalori. Ama sağlıklı beslenmede buna pek ihtiyaç olacağını sanmıyorum. Aynen öyle. Zaten dediğim gibi et ya da kuru yemişlerle de zaten bu açlığını kapatabilir. Keza kuru baklagillerle de. Peki canım, dondurma, çikolata böyle yaramazlıklar çekmedi mi bu esnada? Çekiyor. Bir de yaz dönemiydik. Yaz yani dönemi yazın mi? En çok böyle işte hamburgerlerin, kızartmaların daha çabuk çabuk daha yapıldığı. Daha pratik. Daha çok yapıldığı çok pratik yemekler. Bunlara önlemini nasıl aldın? Yani şöyle oldu, kızartma varsa yemekte, canım dondurma yemek de istiyor. Düşünüyorum burada bu yani bana kalmış bir şey. Kızartmayı yemeyeyim, dondurma yiyeyim, onu tercih ediyorum. İkisini birden yemek gibi bir şey yapmadım. Yine dikkat etmem gerektiğini biliyordum. Ben daha önce de diyet uygulamıştım. 10 kilo verdim, 30 kilo aldım. Evet. İşte yanlış uygulama. Çünkü o 10 kiloyu verirken bir sisteme sokuyorsun. Evet. 10 kiloyu verdim nasılsa deyip bir rahatlığa bırakılıyor kendine. Ondan sonra kilolar daha da misliyle alınıyor. Bazen geliyorlar, hocam diyorlar, beni 2 haftada 10 kilo zayıflat. 3 haftada 10 kilo zayıflat. Ya zayıflatmak önemli değil. 10 kilo verirsin ama o kiloyu ne kadar korusun? 2 hafta sonra geri alacaksın, zaten 10 kilo vermenin hiçbir anlamı yok. Tabii bunu koruyabilmek önemli. Kesinlikle. Ama işte bahsettiğimiz gibi sağlıklı yaşam, hem sağlıklı spor, hem sağlıklı beslenmeyi hayat biçimi haline getirirsek herhalde bir daha kilo alma sorunu da hiçbir hasta yaşamaz. Tabii zaten kilo koruma döneminde de görüşüyoruz. Hani ayda bir yine çağırıyorum ben. Hani gelin bir takip edelim. Sonra belki bu kilo koruma dönemine nazaran 3 ayda bir düşer. Ama bu tamamen takip, iletişimde olursun. Siz hiç diyet yaptınız mı hocam? Ben de yapıyorum, dikkat ediyorum. Ama şimdi dikkat etmek başka bir şey. Yani o sağlıklı yaşamaya giriyor. Diyet yapmıyorum tabii ama. Hiç diyet yaptınız mı? Yok.
diyet yapmıyorum. Hani mesela daha çok hani beslenmemi düzenliyorum, telafiler ediyorum. Ben de yer yer tatlı yiyorum. Ben de tatlıya düşkün bir diyetisyenim aslında. Ama o tatlılar yok mu? Peki sizin şimdi önerileriniz oluyor mu etrafınızdaki arkadaşlarınıza? Etrafımdaki arkadaşlarım genelde zayıf. Kilolu olan insanlar da çevremdeki annem, akrabalarım, yeme, kilo vereceksin, kontrol ediyorum gibisinden davranıyorum. Ama tabii ki kimsenin kendi başına yapmasını onaylamıyorum. Ben de daha önce kendi başıma diyet uyguladım. Çok halsizlik, yorgunluk çektim. B12 eksikliğim oldu. Ondan sonra gidip ilaç kullandım. İlacın da kilo aldırma şeyi oldu. Ondan sonra Emre Bey'le başladığımda devamlı kan tahlillerimi de yaptırdım. Hiçbir eksikliğimin olmamasına dikkat ettim. O yüzden de bir sorun yaşamadım. Hiç halsizlik de çekmedim. Bitkin de olmadım. Baş dönmesi, baş ağrısı hiçbir şikayetim olmadı. İşte sağlıklı beslenme programıyla sağlıklı zayıflayan sevgili Şeyma'yı tanımış olduk. Sizlere de örnek olarak göstermiş olduk. Emre Hocam'a da çok çok teşekkür ediyorum. Bizi gene engin bilgilerinden faydalandırdı. Ve en çok Türk kadınlarının, hatta bizim Türk toplumumuzun ihtiyacı olan zayıflama sorularına buradan cevap buldular.